İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir başlayalım. Biliyorsunuz bugün kendisiyle ilgili artık karar da beklenen bir duruşma vardı. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle, ama o da bunu ifade ediyordu. Birincisi, ahmak onlara demedim çünkü bununla ilgili bana bu ifadeyle çıkışan isim, ilk başlatan isim Süleyman Soylu'ydu. Ben ona cevaben bir ifade kullandım demişti, ama gelin görün ki YSK üyelerine, ki YSK üyelerinin de bu anlamda bir yani üzerine alınmışlıkları olmamasına rağmen böyle bir süreç var, yaşanıyor. Siyasi yasak da kendisi için isteniyordu bu dava çerçevesinde. Şimdi bu ertelendi 21 Eylül'e. Bunun ardından da Saraçhane'de bir açıklama yaptı. İşte orada da net bir şekilde bütün bunların, bütün yaşananların, iktidarın amacının kaos yaratma çabası olduğunu ifade ediyor. Bir de Süleyman Soylu'ya yönelik söylemleri var. Diyor ki, hıçkıra hıçkıra ağlatacağız. Bunu niye söyledi? Bir bakalım. Bu davada 4 yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştu. Bu anlamda kullanıldığı tek kişi de elbette ben değilim. Neden böyle yaptıklarına bakmak lazım. Aslında kaos yaratma çabası içerisindeler ve bu kaosu yaratmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Ülkeyi bir korku sürecine sürükleme çabası içerisindeler. Topluma korku salma çabası içerisindeler. Muhalif her sesi kısmak, hatta kendilerine karşı olan insanları bertaraf etme çabası içerisindeler. Masum insanları sokağa dökerek gerginlik yaratma ortamı ve atmosferi yaratmalarınıza, bu heveslerinize asla geçit vermeyecek. Ha, bir kişi var, o da Sayın İçişleri Bakanı. Onun ismini anmadan geçemeyeceğim. İstanbul seçimlerini kaybedince daha yakın zamanlarda neredeyse hüngür hüngür ağladım diye tariflerde bulundu. Yani bu kadar hırslı, sinirli ve aynı zamanda da sulu göz birisiymiş, onu anladık. Ya niye hüngür hüngür ağlar? Neyi kaybetti? Neyi kaybetti? Bunu anlamamız lazım. Tek ağlamaların sebebi ne biliyor musunuz? Onlar buranın kendi malın mülkü olduğu duygusuna kapıldılar. Ve şu anda aynı şeyi, benzer duyguları ne yazık ki bu ülkenin her sattığında düşünüyorlar. Kendi malı, kendi mülkü olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir hülyadalar, böyle bir rüyadalar. Tabii bu rüyadan uyanacaklar. Neyse, alıştılar ağlamaya. Önümüzdeki ilk seçimde de bu kez inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız. Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız.